Merhabalar, bugünkü aracımız 2011 model Land Rover Discovery 4. Aracımıza Grundig'in Apple CarPlay ve Android Auto destekli GX 3800 cihazımızı entegre ettik. Entegrasyonla ilgili detay bilgi şu şekilde. Aracın ilgili kısımda bulunan orijinal ekran yapısının kendi çerçevesini kullanarak Grundig cihazımızı şekildeki gibi oluşan fiziki görüntüyle montajını gerçekleştirdik. Bu birinci konuydu. İkinci konu, alttaki ana üniteye dokunmuyoruz. Alttaki ana ünitenin AUX girişine cihazımızın ses girişlerini yapıyoruz. Sistem AUX'ta kalması lazım. Ses buradan kontrol edilebiliyor. Direksiyon kumandasında ise 5 fonksiyon direksiyon kumandasının sol tarafında, 3 fonksiyon da ilgili tuşlarında tamamını cihaz üzerinde çalıştırdık. Birazdan video içerisinde göstereceğim. Bir eklentimiz geri görüş kamerası. Yine kameranın da araçtaki konumlandırma kısmını video içerisinde paylaşacağız. Boş ödeleri vites aldık. Otomatik devreden çıkmış oldu. Tekrar etmek gerekirse aracımız 2011 model Land Rover Discovery 4. Grundig cihazımızı entegre ederken özel bir çerçeve alanı oluşturduk. İlgili ana ünitenin konnektör yapılarını yukarı taşıdık ve ses sisteminin AUX'tan sistemin girişini gerçekleştirdik. Direksiyon kumandalarını çalıştırarak montajı tamamlanmış olduk. Cihazımız araca neler kazandırıyor? Öncelikle Apple CarPlay ve Android Auto'yu cihazımız kablolu sunuyor. Bu aracımızın özelinde ilave bir parça ile kablosuz CarPlay yaptık. Onu da ilgili torpido gözünün içerisine yerleştirdik. Böylelikle Apple CarPlay'i kablosuz açabildik. Kullanıcının asıl amacı sadece CarPlay'di. O yüzden böyle bir yolu tercih ettik. Şu anda Apple telefonumuz kablosuz olarak çalışıyor. Spotify'dan bir müzik açarak direksiyon kontrollerinin tamamını çalışma prensibini gösterelim. Ses açma, ses kısma. Biraz önce bahsettiğim gibi ilgi ana ünitenin sesine AUX'tan giriş yaptık. Burayı böyle %70'li 80'li seviyelerde tutup tamamıyla direksiyon kontrollerinin üzerinden cihazımızı yönetmek en sağlıklısı. Ses açma, ses kısma, şarkı ileri, geri tuşları sorunsuz çalışıyor. Sessiz alma tuşu da sorunsuz çalışıyor. Direksiyonun sağ tarafında bulunan bas konuş. Orada mısın? Buradayım. İstanbul hava nasıl? İstanbul'da şu anda gökyüzü bulutlu ve sıcaklık 19 gibi. Kullanıcı artık buradaki ilgili bas konuş tuşunu efektif olarak kullanmış olacak. Telefon açma ve kapama tuşlarında çalışma prensibini gösterelim. Bağlı bulunan Apple telefonu arayalım. Telefon açma, telefon reddetmede sorunsuz bir şekilde çalışmış oluyor. Aracın konfigürasyonu olarak bütün tuşların tamamını cihaz üzerinden yönetmiş olduk. Apple CarPlay'i bu şekilde kablosuz çalıştırıyor kullanıcı. Eğer kablolu kullanmış olsa aynı zamanda her iki akıllı telefondan ekran yansıtmayı da yine ilgili kısımdan yapabiliyor. Yani cihazımız kablolu CarPlay, kablolu Android Auto sunarken bunu ilave aparatlarla kablosuza çevirebiliyoruz. Ya da kablolu kullandığı zaman her iki akıllı telefondan ekran yansıtmayı da ilgili kısımdan yaparak Screen Mirroring kısmını da kullanmış oluyor. Radyo kısmı. Radyoda RDS sinyallerini alabilir nitelikte radyo istasyon hafızaları var. Dinlediğimiz istasyonu şu anda Virgin Radyo'yu dinliyoruz ve bu şekilde de kayıt altına almış olabiliyoruz. USB'ler üzerinden videolar ya da müzikler açabiliyor. Şu anda CarPlay portunda kablosuz aparat olduğu için bu kısmı gösteremiyorum. İlgili ayarlardan DSP müzik ayarlarını yapabiliyoruz. Araçtaki müzik kalitesi zaten AUX'tan girdik zaten iyi. Harman Kardon müzik sistemi var. Cihazımızın ses işleme yeteneği ve kullanılan kaynağın da etkisiyle çok keyifli de müzik bir altyapısı oluşturuyor. Bir eklentimiz geri görüş kamerası olduğunu söylemiştik. Şöyle kamera ayarlarından park asistanı, girişi kapalı. Buradan da park asistan çizgilerini ayarlayabiliyoruz. Geri vites alıyoruz. Kameramız otomatik devreye giriyor. Kullandığımız kamera analog HD bir kamera. Derinlik, netlik ve açığı veriyor. Bu çizgiler ayarlanabilir. Kamerayı da yine konumlandırdığımız kısmı video içerisinde paylaşacağız. Şu anda videoda tam net belli olmayabiliyordur. İlgili kısımda aracın tamponunu da görebiliyor durumdayız. Boş ödeleri vites aldık. Otomatik devreden çıkmış oldu. Discovery 3, Discovery 4'ler için ilgili alanda fabrikasyon bir görüntüyü kavuşturması için Grundig cihazımız çok efektif çalışıyor. Bu yüzden yani neden Grundig cihazı kullanıyoruz? Hem fiyat performans ürünü Apple CarPlay ve Android Auto'yu lisansla sunup her iki akıllı telefonla da ekran yansıtmayı yapabilen pazardaki tek cihaz. Discovery 3 ve Discovery 4 özelinde ilgili kısma cihazı konumlandırdığımız zaman arka kısımda yani şasisinde bir derinlik yok bu aracın. O yüzden şasisi dar bir cihaz kullanmamız lazım. Grundig'de Bunun için biçilmiş bir kaftan. Aynı zamanda direksiyon kontrolleri için de cihazımızın teknik altyapısı bize bunları tanıtmaya imkan tanıyor. 8 fonksiyonlu tuşun 8'inde cihaz önünde tanıtmış olduk. Aracımız 2011 model Land Rover Discovery 4. Grundig cihazımızı sorunsuz bir şekilde entegre etmiş olduk.